İlkbaharın ilk gününden herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ diyetisyenlerinden Kiraz Eroğlu. Bugün sizlere sporda beslenme, spor yaparken bizim yağ yakımımızı destekleyecek besinler neler, bunlardan bahsedeceğim. Sizlerin de soruları olursa canlı yayınımızın yorum kısmı her zaman olduğu gibi sizlere açık. Herhangi bir sorunuz olursa oraya yazın. Yayınımızın sonlarına doğru soru cevap yapacağız. Orada hep birlikte sorularınızı cevaplayalım. Evet, şimdi hepimiz birçok amaçla spor yapıyoruz. Bazılarımız kas arttırmak istiyor, bazılarımız yağ yakımı için veya aerobik kapasite dediğimiz bu akciğerlerimizin çalışma kapasitesini arttırmak veya esneklik. Yani ne amaçla spor yapıyor olursanız olun, aslında beslenmeyi doğru sağlayamadığınız noktalarda bu spordan gerekli verimi biz alamıyoruz. Bu yüzden ben de bugün sizlere iki ana başlık altında sporcu beslenmesinden bahsedeceğim. İlk olarak profesyonel, daha ağır spor yapanlarda beslenme. Bir de daha hafif, sağlık için, zumba gibi, pilates gibi, yürüyüş gibi sporlarda beslenmeden bahsedeceğim. İlk olarak bu iki spor dalı içinde ana kilit noktalar var. Bunlar çok önemli. Tabii ki ilk olarak beslenmemiz, ki beslenmeyi detaylı konuşacağız birlikte. Diğer bir nokta antrenman programınızın iyi olması, üçüncü nokta sıvı tüketimimizin, su tüketimimizin çok çok iyi olması, dördüncü noktamız uyku düzenimizin iyi olması ki biyoritme uygun bir uyku düzeni her zaman konuştuğumuz gibi olması gerekenler arasında oluyor ve yine ruhsal sağlığımız, psikolojik durumumuz da bu noktada iyi olması aslında ana kilit noktalardan birisi oluyor bu sporcular için. İster profesyonel sporcu olun, ister sağlık için spor yapın, bu kilit noktalar çok çok önemli oluyor. Peki, bizim sporcularımızda ideal beslenme denir. Aslında ideal beslenme kişiye özel olan beslenmedir. Yani o kişinin yaşı, boyu, cinsiyeti, yaptığı sporun türü, yaptığı sporun yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir ki biz bunlara bakarak aslında beslenme programlarını düzenleriz sporcularımızın. Fakat genel olarak ideal beslenme dediğimiz zaman spor yapanları, spor yapmayanlara göre tabii ki kalori ihtiyaçları daha fazla oluyor. Özellikle profesyonel sporcularda 2-3 kat daha fazla oluyor. Bunu yine diyetisyeninizle hesaplayabilirsiniz veya internette kalori hesaplayıcılar var. Yaklaşık değerlerini o şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunun yanında sporcular yine karbonhidrattan zengin, yağdan fakir bir diyet öneriyoruz. Fakat yağdan fakir derken tamamen yağsız bir beslenme programı değil, orta düzey bir yağ diyoruz ve tabii ki yine sağlıklı yağlardan bunları tercih ediyoruz. Bunların detaylarını konuşacağız. Bunun yanında yine yeterli bir protein alımı, yeterli su tüketimi, sıvı alımı bunlar çok çok önemli noktalar. Ve tabii ki yine vitaminler, mineraller, ekstra takviyeler de önemli ki eğer bir herhangi bir vitamin, mineral eksikliğiniz varsa sporda yorgunluk, halsizlik, düşme, bayılma gibi durumlarınız olabilir. Bu yüzden öncelikle bir kan tahlili yaptırmanızı sizlere öneriyorum. Eğer bir yüksek yoğunlukta antrenman yapıyorsanız zaten bunlar şart oluyor ve eksiklik varsa bunları da doktor kontrolünde tamamlamanız gerekiyor. Evet, genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz aslında ideal beslenmeyi. Bir de şunu belirtmek istiyorum, çok fazla rafine şekerden uzak durmanızı istiyorum. Çünkü yine karbonhidrat alımı diyoruz ama bunun içerisinde rafine şeker olmaması gerekiyor. Evet, peki bizim sporcularımızda karbonhidrat tüketimimiz nasıl olmalı, ne kadar olmalı, hangi saatlerde nasıl almalıyız? Biraz da bunlardan bahsedelim genel olarak. Şimdi yüksek yoğunluklu antrenman yapanlarda aslında tek yakıtımız karbonhidratlar oluyor. Bizim karbonhidratlar kaslarımızda ve karaciğerimizde depo ediliyor. Bu yüzden aslında kolay bir şekilde metabolize oluyorlar, kolay kullanılabiliyorlar. Şimdi bu güç ve dayanıklılık antrenmanlarında da yine karbonhidratlar aslında bu yüzden önemli bir nokta oluyor. Ne kadar tüketmeliyiz? Dediğim gibi ağır antrenman yapanlarda kilogram başına 7 ile 10 gram arasında tüketebilirsiniz. Veya daha hafif antrenmanınız 5-6. Bu kişiden kişiye göre biz miktarlarını ayarlama yapıyoruz kilogram başına olacak şekilde. Bunun yanında tabii ki egzersizden 3-4 saat öncesinde yine bir karbonhidratlı, proteinli ve düşük lifli bir öğün yapmanızı istiyoruz. Düşük yağlı bir makarna, pilav, yanında et, tavuk, balık gibi bir öğün.
Egzersizden bir saat önce de yine sporcu barları, sporcu jelleri var, taze meyveler, bunlarla biz destekliyoruz ama normal sağlıklı, sağlık için spor yapıyorsanız da özellikle bir saatten kısa sürüyorsa yine antrenmanınız, herhangi bir ara öğün yapmanıza gerek yok. Veya kan şekerinizde düşmeler oluyorsa bir saat öncesinden hafif yapılan antrenmanlarda bir yoğurt, meyve yiyebilirsiniz. Onlarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır sizler için. Evet, karbonhidrat tüketiminde bir de egzersiz sonrası da önemli. Egzersizden sonra ilk bir saat içerisinde biz 50 gram karbonhidrat içeren bir ürün istiyoruz. Bunların miktarlarını yine dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Tahıllı gevrekler, süt gibi veya muz, ekmek gibi ürünler aslında karbonhidrat içeren besinler oluyor. 50 gram olacak şekilde miktarlarını yine ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak karbonhidrat tüketimini bu şekilde toparlayabiliriz. Peki sporcularımızda protein tüketimi nasıl olmalı? Şimdi proteinler aslında bizim hem kas yapımız için çok çok önemli biliyorsunuz. Dokularımıza oksijen taşınması için çok önemli. Bunun yanında bağışıklığımız için de yine çok önemli. Bu ara gündemde tabii ki bağışıklık sistemi için de çok önemli. Ve spor esnasında o yıkılan kasların onarımı için de yine biz proteinleri kullanıyoruz. Çok çok önemli noktalar. Peki biz ne kadar protein almalıyız? Kilogram başına yine kilogramınızla 1.2 ile 2 arasında protein almanız gerekiyor ki fazla aldığınız noktalarda da yine fazla kas yapmıyorsunuz tabii ki. Fazla protein aldığınız zaman da yine yağ olarak sizlere geri dönüş yapıyor bu proteinler. Peki biz protein tozu kullanmalı mıyız? Siz beslenmeyle tamamen proteini tamamladığınız noktada ek olarak 25-30 gram bir ölçek protein tozu kullanabilirsiniz eksik kalan noktalarda. Fakat siz şöyle yaparsanız %80 ben protein tozu kullanayım, %20'lik kısmını beslenmeden kaynaklı etten, tavuktan, balıktan alayım derseniz tabii ki ciddi anlamda sağlık problemleri yaşarsınız. Tamamen protein tozu hayır kullanmayın demiyoruz fakat miktarını, ölçeğini bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Evet, protein tüketimde yine bu şekilde öğrenebiliriz, anlayabiliriz. Bunun yanında bir de tabii ki yağlarımız var. Düşük yağlı dedik ama tabii ki yağın da yine vücuda ihtiyaçları var. Özellikle biz bir saatten uzun süren egzersizlerimizde karbonhidrat depoları artık boşalmaya, vücut yağlardan enerji sağlamaya başlıyor. Bu noktada biz yağların önemini çok tabii ki söylüyoruz. Tabii ki bu sağlıklı yağlardan olması gerekiyor ama spor öncesi yani antrenman öncesi çok yağlı besin tüketmenizi önermiyoruz. Çünkü yine sindirimin zorlaşmaması açısından bu önemli bir nokta oluyor. Evet, ne kadar peki yağ tüketmeliyiz? Bu da kalorinizi hesapladınız. Kalorinizin en az %15'i, en fazla da %30'u yağlardan gelmesi gerekiyor. Bunun miktarını da bu şekilde hesaplamasını yapabilirsiniz. Dediğim gibi %15'ten azalmayın, %30'dan da fazla tüketmeyin. Yine kararında bir beslenme programınız olması gerekiyor. Evet, şimdi bir de su tüketimine gelelim. Bu da çok önemli dedik, ana kilit noktalardan birisi dedik. Bir saatten kısa süren egzersizlerde veya siz işte zumba gibi veya farklı egzersizler yapıyorsanız bunlarda her 15 dakikada bir çay bardağı su yeterli oluyor hafif antrenmanlarda. Ama yine yoğun antrenman yapanlarda biz sporcu içeceklerini öneriyoruz. Sporcu içecekleri özellikle hem sıvı oranı yüksek hem karbonhidrat oranı yüksek hem de hızlı bir şekilde emilimi kolay olduğu için sporcularımıza önerdiğimiz bir grup oluyor. Peki biz ne kadar su tüketmeliyiz? Yine sağlık için hafif spor yapan kişilerde kilogram başına yani kilonuzla 30 veya 35 mililitreyi çarparak bunu hesaplayabilirsiniz. Yine ağır antrenman yapanlarda da bu artık 50'lere 60'lara kadar çıkabilen bir durum oluyor. Tabii ki beslenme kişiye özeldir. Burada verdiğim miktarların hepsi genel beslenme kuralları içerisinde oluyor aslında. Bir de şimdi sizin bu yoğun antrenman yapmayanlarda ben ne kadar protein almalıyım, ne kadar karbonhidrat almalıyım? Aslında spor yapanlar gibi çok yüksek oranlarda karbonhidratlar, çok yüksek oranlarda proteinler almanıza gerek yok. Bu yüzden sadece sizin spor öncesinde, antrenman öncesinde güzel bir öğün yapmanız gerekiyor. 3 saat öncesinde ana yemeğinizi bitirmiş olmanız gerekiyor. Bunun yanında bir saat öncesinden yine dediğim gibi bir ara öğün yapabilirsiniz. Meyve gibi, yoğurt gibi bir ara öğün yapabilirsiniz.
Yine spordan çıkınca bir bardak yoğurt olabilir, kefir olabilir, ayran olabilir. Bu gruptan birisini, yani bir protein alabilirsiniz. Yani genel olarak çok ağır spor yapmayan kişilerde her öğün protein tüketmek yerine öğlen sebze, akşam et türü bir öğün tüketebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır sizin için. Tabii ki yine bunları diyetisyeninizle görüşüp o şekilde sporcu beslenmesiyle ilgili ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi biraz da yağ yakımını destekleyen besinlere geçelim. Şimdi öncelikle tamamen bunlar bir mucize besin değil tabii ki. Hiçbir besin yağ yakmaz. Yani ben sirkeli su içeyim, yağlarım yaksın, çok kötü besleneyim, onu içtiğim zaman yağlar gitsin gibi bir durum söz konusu değil tabii ki. Ama tabii ki sporcular için yağ yakımını destekleyen, metabolizmayı hızlandıran birçok besin var. Bunları beslenmenize eklemenizi istiyoruz. Bunların en öncesinde tabii ki hepinizin tahmin ettiği gibi anne sütünden sonra gelen en kıymetli proteinlerden birisi yumurta geliyor. Yumurtanın bir tanesinde yaklaşık 6-7 gram protein bulunuyor. Neredeyse yumurta B grubu vitaminlerinden zengin, kolin içeriyor, kolin barındırıyor aslında. Ki bu kolin yine yağların depolanmasını önleyen bir madde. Yani aslında enerji harcanmasını sağlayan bir madde. Bu yüzden biz yumurtayı tercih ediyoruz. Yani evet, yumurta yiyin diyoruz ama neden yediğimizi bilirsek aslında daha keyifli, daha sağlıklı bir sporcu beslenmesi olacaktır bunları bildiğiniz noktalarda. Bir diğer besinimiz ise süt ve süt ürünleri. Özellikle süt ve süt ürünleri içerisinde CLA dediğimiz yağ yakımını destekleyen bir madde var. Zaten süt ve süt ürünleri hem kalsiyum içeriği hem protein içeriğiyle çok çok önemli tabii ki eklem kemik sağlığı için. Bunun yanında bunları nasıl tüketmeliyiz? Tam yağlı veya yarım yağlı tüketiyorsunuz. Kesinlikle yağsız süt, yoğurt tüketmeyin. Bunun yanında özellikle şunu da söylemek istiyorum. Hatta bir araştırma da var. Düzenli yoğurt tüketenlerin tüketmeyenlere göre yağ yakımı daha hızlı olmuştur. Çünkü yoğurdun o yeşil suyunu kesinlikle atmayın. İçerisinde CLA dediğimiz yağ yakıcı madde var ki bunu ekstra takviye olarak almanıza gerek yok. Süt ve süt ürünlerinden yine karşılayabiliyorsunuz. Tabii ki profesyonel sporculardan şu an bahsetmiyorum. Bunun yanında bir diğer besinimiz fıstık ezmesi. Şimdi fıstık ezmesi evet protein oranı yüksek ama kalorisi de yüksek bir besinimiz. Neredeyse 100 gramında yaklaşık 600 kalori var. Bu yüzden fıstık ezmesini özellikle tatlı isteği olan sporcularımız vasaların üzerine sürebilirler, muz sürebilirler, chia tohumu ekleyebilirler veya tam burada ekmeğin üzerine yine fıstık ezmesi, muz, keten tohumu, chia tohumu bunları ekleyip tüketebilirler. Bu söylediğim ara öğün aslında spor öncesi ara öğün olarak da geçebilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani hem spordaki performansınızı da arttıracaktır. Bunun yanında özellikle bizim sebzelerimiz, meyvelerimiz var tabii ki. Yeşil yapraklı sebzeler her öğünde bulunması gereken gruplardan birisi oluyor. Et, tavuk, balık yediğimiz zaman bunların biyo yararlılığı yani emilimin çok iyi olması için bu sebzeleri her öğünde bulundurmamız gerekiyor. Hem de lif oranını artırmak, bağırsaklarımızın iyi çalışması için bunlar gerekli noktalar oluyor. Bir diğer nokta ise tabii ki protein alımı dedik, işte yanında sebzeler dedik ama hangi sebzeler? Karnabahar, brokoli, lahana bunlara tüketmemiz gerekiyor. Beyaz lahana, brüksel lahanası, roka, tere, maydanoz ama spor öncesi öğünde ağır antrenman yapanlarda çok gaz yapan besinleri tüketmenizi istemiyoruz ama bunları her zaman beslenmenize eklemeniz aslında gerekli oluyor. Bir diğer nokta tabii ki yine protein dedik, et, tavuk, balık. Özellikle kırmızı ete çok dikkat edin. Makul oranda tüketmeye çalışın yine kolesterol seviyeniz için. Balık olarak omega 3 içeriği yüksek olan yine protein oranı yüksek olan somon tercih edebilirsiniz. Tavuk olarak hani tavuk göğsü yine baharatlayıp o şekilde tercih edebilirsiniz. Protein alımınızda yine miktarlarını konuştuğumuz gibi de yapabilirsiniz. Bunun yanında baharatlar yine bizim için önemli oluyor. Özellikle zencefil, zerdeçal, acı biber bunlar %20 oranında vücut ısısını arttırıp termojenik etkisiyle yağ yakımını destekleyen besinler arasında oluyor. Zencefil, zerdeçal bunlar hem anti-inflamatuar hem antioksidan bunları beslenmez ekleyin eklem sağlığı için de çok çok iyi oluyor. Sulara ekleyebilirsiniz bu zencefili, baharatlı yoğurtlar yapabilirsiniz, o şekilde tüketebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Yine kuru yemişleri ara öğünde tercih edebilirsiniz. Özellikle bizim kuru yemişlerimizi çiğ, kavrulmamış, o molekül yapısı bozulmamış olarak tercih etmeniz gerekiyor kuru yemişlerimizi.
Bir de yine yağ yakımı için kafein var tabii ki. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Özellikle kahve olabilir, Türk kahvesi olabilir, filtre kahve olabilir. Spordan bir yarım saat önce içtiğiniz zaman spor performansınızı artırıp yağ yakımınızı destekliyor. Spor sonrası da içmek isteyenler olabiliyor. Süt ekleyip içebilirsiniz yine. O da size yakılan yine karbonproteinlerin toparlanması için yeterli olacaktır. Bunun yanında yine bitkisel proteinler de almanızı öneriyorum. İşte mercimekli bulgur pilavı gibi vesaire. Bunlar da beslenmenizde olması gerekenler arasında oluyor. Yani hep hayvansal değil, bitkisel proteinleri de beslenmenize eklemenizi öneriyorum. Tabii ki biyoyararlılık açısından hayvansal kadar yüksek değil ama beslenmeye eklemeniz çok çok önemli oluyor. Yeşil çay yine yağ yakım metabolizmasında çok çok önemli oluyor. Günde 2-3 fincan yeşil çay içmenizi biz öneriyoruz. Tabii ki herhangi bir rahatsızlığınız yoksa sporcularda. Yeşil çay ekstratları kullanmak isteyenler de oluyor. Bunları yaklaşık 100 mg'la 600 mg arasında yeşil çay ekstratları değişir. Bu kişiden kişiye göre ayarlamasını diyetisyeninize yine yapabilirsiniz. Bir diğer nokta yine ekmeklerimiz, tam buğday, çavdar, siyezundan yapılan ekmekler, yani tam tahıllı ekmekleri tercih etmenizi yine öneriyorum. Özellikle de biraz daha yavaş çiğneyerek, besinleri severek, neyi, neden yediğinizi, nasıl yediğinizi bilirseniz, hatta böyle yavaş çiğnediğimiz zaman da neredeyse %15 oranında daha az besin yiyoruz. Bunlar çok önemli noktalar. Bunları bilirsek aslında sporcu beslenmesini severek yaptığımız noktalarda ciddi anlamda antrenmanı da güzel yaparsak faydalarını görebiliyoruz. Evet, şimdi biraz da sizden gelen sorulara bakmak istiyorum. Yayınımıza o şekilde devam edeceğiz. Evet, en başa geliyorum, en baştan başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet, 40 yaş üstü kişilerde metabolizma hızlanır mı? Şimdi 40 yaş üstü kişilerde, evet çok güzel bir soru aslında, metabolizma biraz yavaşlıyor artık. Özellikle bu kişilerde ne istiyoruz? Spor yapmalarını istiyoruz. Yüzme çok güzel olacak onlar için. Bunun yanında hafif ağırlık antrenmanları yapabilirler. Ve tabii ki beslenme adına da yine kalsiyum içerikli besinler tüketmesi gerekiyor. Omega 3 içeren, yine süt, yoğurt grubu, bunun yanında keten tohumu kullanabilirler yine 40 yaş üstü bireyler. Özellikle yine kemik sağlığı için olan besinleri tercih etmeleri çok çok önemli noktalar oluyor. Yine balığı da lütfen unutmayın özellikle bu mevsimimizde. Diyette bitter çikolata yiyorum, faydalı mı? Şimdi bitter çikolata, evet, güzel etkileri var yine tatlı isteğini alması açısından, fakat %70 oranında kakaolu olan bitter çikolataları tercih edin. Yine endorfin, serotonin hormonları salgılıyor, yine çok güzel faydaları oluyor tabii ki. Doğumdan sonra hemen diyet yapmalı mıyım? Şimdi doğumdan sonra bu bir diyet değil de aslında emzirme dönemi beslenmesi olarak geçiyor. Tabii ki bir diyetisyene gidip size uygun bir diyet listesi alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Bunu bir düşük kalorili bir diyet olarak düşünmeyin. Yani diyetisyeninizle birlikte ben emzirme döneminde nasıl daha sağlıklı besleyebilirim çocuğumu, sütümü nasıl daha faydalı bir şekilde arttırabilirim diye o şekilde bir beslenme programı istemelisiniz. O şekilde bir beslenme programı ayarlanması gerekiyor. Yine emzirme döneminde de beslenme çok çok önemli oluyor. Yani bir diyet yapmak gibi düşünmeyin. Yani çok düşük kalorili beslenmek değil bunun adı aslında. Evet. Haftada kaç kilo vermek lazım? Şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre aslında yarım kilo ile bir kilo arasında diyoruz. Fakat bunu her zaman söylüyorum. Bir diğer önceki yayında da sorulmuştu. Kilo verimi kişiden kişiye göre değişir. Öncelikle morbid obezseniz haftada 3-4 kilo veren de olabiliyor. Veya normal kiloluysanız 2 kilo 3 kilo veren de oluyor. Ödem oluyor mesela, illa yağdan kilo verilmiyor. Hem ödemden gidiyor hem yağdan gidiyor. Bu kişiden kişiye göre değişebilen bir durum. Ama genel olarak sağlıklı bireylerde yağdan giden kilo Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yarım kilo ile 1 kilo arası oluyor. Yağ yakmak için yağ almaya ihtiyacımız olduğunu duydum. Bu doğru mu? Doğruysa nasıl olduğunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki özellikle hatta MCT yağlar dediğimiz yağları yakan yağları da kullanmanızı istiyoruz biz bu noktada. Yağlar biraz önce bahsettiğim gibi bir saat uzun süren egzersizlerde bir saatten uzun sürdüğü zaman karbonhidrat depoları boşalıyor. Bizim artık yağlara ihtiyacımız oluyor. Enerjiyi onlardan alıyoruz. Bu yüzden sporcularda yağ kullanımı çok çok önemli bir nokta oluyor. Kesinlikle bunu da es geçmiyoruz. Evet.
Şöyle sorulara bakıyorum. Katılımlarımız hala devam ediyor. Yemek esnasında ve yemekten hemen sonra su içilmemesi gerektiğini duydum. Bunun nedeni ve zararları nedir? Yine sindirim açısından tabii ki zararları oluyor. Yemeklerden bir saat önce, yemeklerden bir saat sonra su tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle mide rahatsızlıkları, hazımsızlıklar olmaması için bu önerime dikkat edin. Patates diyette yenir mi? Patates diyette tabii ki yenebilir. Bir küçük boy, bir kivi kadar patates bir dilim ekmeğe denk geliyor. O şekilde tüketebilirsiniz. Fakat patatesin glisemik indeksi yüksek oluyor sıcak olduğu zaman. Soğuk tüketin. Soğuk tükettiğiniz noktalarda o glisemik indeksi düşüyor. Yani patates salatası gibi tüketirseniz aslında daha faydalı olacaktır sizin için. Evet. Teşekkürler. Spordan sonra saat geç oluyor. Akşam yemeği protein almam lazım. Hafif neler önerirsiniz? Evet, bazı üyelerimizden de böyle sorular geliyor. Akşam yemeğinde daha böyle hafif bir öğün istiyorsunuz. Özellikle bir mantarlı omlet yapabilirsiniz. Protein ihtiyacınız varsa, proteini karşılamak istiyorsanız. Veya işte etli, tavuklu bir salata yapabilirsiniz. Bunun yanında başka sandviç yapabilirsiniz. Peynirli, tavuklu sandviçler yapabilirsiniz. Bu şekilde protein dengesini daha hafif bir öğün olacak şekilde tamamlayabilirsiniz. Eğer saat daha da geç oluyorsa, geç saatler oluyorsa ben üyelerimize işte süt, yoğurt, muz, kefir, yulaf bunların karışımı olan bir besin veriyorum. Yani smoothie içeceklerinden yine birçok tarif var. İçerisinde hem karbonhidrat hem protein hem az bir miktar yağ bulunduran bir içecek yapabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerini o şekilde tüketebilirsiniz. Yine hiçbir zararı olmayacaktır. Spor yaparken yağı azaltmak için light ürünler kullanmak doğru mu? Şimdi şöyle bir durum var. Light ürünler, yani bir şeyleri azalttığınız zaman aslında bir şeyleri arttırmış oluyoruz. Yani orada kalori azalıyor ama oradaki ne artıyor? İşte tatlandırıcı artıyor, özellikle katkı maddesi, koruyucular artıyor. Yani bir şey azaldığı zaman onun iyi olduğunu düşünmeyin. Emin olun ki bir şeyler de artıyordur, kötü bir şeyler artıyordur. Bu yüzden light ürünleri çok tercih etmeyin. Söylediğimiz besinleri daha doğal, daha organik beslenmeye çalışın her zaman söylediğimiz gibi. Önce diyet sonra spor mu yapmak gerekir? Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Eğer morbid obezseniz, yani çok yüksek kilolardaysanız, evet hani önce bir diyet yapmanız gerekebilir ama tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Önce diyet sonra spor yapmak gibi bir durum söz konusu değil. İkisini birlikte yapmanızı öneriyoruz. Salatalara diyette yağ eklemeli miyiz? Bu kalori hesabınıza göre değişiyor fakat ben genellikle şöyle bir tatlı kaşığı kadar yağ eklemeniz yönünde düşünüyorum. Çünkü yine emilimin artması için, o sebzelerin emiliminin sağlanması açısından zeytinyağına ihtiyacımız var. Evet, eklemeniz iyi olur. Ekmek seçerken hangi tür seçmeliyim? Ekmeği özellikle çavdar ekmeği, siyez unundan yapılan ekmekler, bunları tercih edebilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıklarınız varsa veya özellikle kanınız düşükse bunlarda kepekli ekmek önermiyoruz. En iyisi çavdar ekmeği ve tabii ki bulabilirsiniz siyez unundan yapılan ekmekler çok çok faydalı oluyor. Kaloriyi çok düşürerek hızlı kilo vermek doğru mu? Şimdi kaloriyi çok düşürdüğünüz zaman vücut bir süre sonra artık o kaloriye alıştığı için bir durma dönemine giriyor ve ciddi anlamda vücutta vitamin mineral eksiklikleri görebiliyorsunuz. Bu yüzden de çok düşük kalorilerde beslenmeyin. Veyahut bize şöyle gelebiliyorlar, yani sürekli farklı diyetler yapıp çok düşük kalorilerde beslenip o şekilde diyetisyene gelenler oluyor. Ama şunu unutmayın, hiçbir diyet yapmayıp diyetisyene gelenle birçok diyeti yapıp diyetisyene gelen arasında çok fark ediyor. Çünkü o zaten metabolizmasını bozmuş, birçok şey denemiş oluyor. Diğeri gerçekten hiçbir şey yapmadan geldiği zaman daha iyi, daha olumlu sonuçlar alıyoruz. Bazen zaten söylüyorsunuz hani o niye 5 kilo verdi ayda, ben niye 2 kilo verdim? İşte bu yüzden de olabilir bunun nedeni. Yine bir sorumuza geçiyorum. Sporu sabah mı yapmalıyız? Şimdi şöyle, sporun aslında sabah saatlerinde hani yağ yakın metabolizmasında, evet vücuttaki serbest yağ asitleri bulunuyor, yağ yakın metabolizmasında destek oluyor gibi durumlarımız oluyor. Fakat sporun bir saati yok. Size uygun bir saatte, hangi saat size uygunsa, çalışma şartlarınıza, hayat tarzınıza uygunsa o saatte yapmanızı öneriyorum. Ama şöyle bir durum da var, sabah saatlerinde yapılan sporlarda, yapılan çalışmalarda sabah saatlerinde siz spor yapıyorsanız gün içerisindeki o besin alımınız, yağ alımınız özellikle biraz daha azalmış olduğu kanıtlanıyor.
Son boyum 1.65 kilo, 52'de kaldı. 50'ye düşmüyor. Neden? Şimdi bu tarz son kilolar, işte son 3 kilo, 2 kilo varsa eğer bunlarda besin değişikliği yapın. Özellikle mesela hep aynı tür ekmeği yiyorsanız farklı ekmek yiyin. Hep çavdar yiyorsanız biraz beyaz ekmek yiyin mesela. Evet, beyaz ekmek önermiyoruz ama bu gibi diyet yapanlarda, son kilolarda farklı beslenme tarzı için öneriyoruz. Hep yeşil çay içiyorsanız farklı bitki çayları için, beyaz çay için, zencefilli çay için çaylarınızı değiştirin. Hep aynı karbonhidratlı besleniyorsanız biraz daha karbonhidratın çeşidini değiştirin, proteininizin çeşidini değiştirin. Yani beslenme çeşidinizi değiştirdiğiniz noktada beslenme adına farklılık olduğu için yine metabolizmaya farklı bir nokta açısından bakmış olacağız. Bir de spor yönünden de yine aynı şekilde farklı bir egzersiz yapabilirsiniz bu noktada. Ya da egzersiz yapmadan siz diyet yapmaya başladıysanız egzersiz yaptığınız noktalarda bu son kilolarda gidecektir. Ona dikkat edelim. Evet, elma sirkeli su ve Hindistan cevizi yağı önerir misiniz aç karnına? Şimdi eğer mide rahatsızlıklarınız yoksa çok güzel, evet, elma sirkesi bir tatlı kaşığı suyun içerisine ekleyip içebilirsiniz. Faydası olacaktır hem tok tutması açısından. Hindistan cevizi yağı yine aynı şekilde. Aç karnına önermiyorum ama hani ara öğünlerinizde özellikle kahvelerinizin içine bir tatlı kaşığı ekleyip o şekilde tüketebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Laktozsuz süt zararlı mı? Şimdi laktozsuz süt içerisinde laktozu alınmış sütler oluyor ve herhangi bir laktoz intoleransınız yoksa laktozsuz süt kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir zararı yok. Kullanabilirsiniz. Tadı daha tatlı oluyor çünkü orada laktoz parçalanmış oluyor, glikoz, galaktoz. O yüzden yine kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz. Hocam su tüketemiyorum, ne yapabilirim? Şimdi şöyle, suyunuzu yine aynı şekilde tatlandırarak, özellikle işte zencefil dedik mesela sporcularda, hibiskusla, limonla, bunlarla tatlandırarak içmeye çalışın. Yavaş yavaş için, yudum yudum için. Özellikle kendinizde bir şişe alın, o şekilde için. Yani unutmayın su içmeyi, her zaman yanınızda bulunsun. Bunlara dikkat edelim. Evet. Şöyle bakalım, başka sorularımız var mı? Cevizli su zayıflatır mı? Ya tek bir besin hiçbir zaman zayıflatmaz. Az önce konuştuğumuz gibi tabii ki çok güzel faydaları vardır. Cevizi ayrı yiyip suyu ayrı içseniz de aynı faydayı görürsünüz. İlla cevizli su yapmanıza gerek yok. Evet, sorularımızın herhalde sonuna geldik. Yayınımızın da sonuna geldik. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bizleri yine Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, SporAskKayseri hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.